Merhaba arkadaşlarım. Şimdi seninle fişek gibi bir ders yapacağız. Taban değiştirme, üstel ve logaritmik fonksiyon denklemi, üstel ve logaritmik eşitsizlikler. Bayağı sağlam bir ders bizi bekliyor arkadaşlar. Dersin pdf'i aşağıda açıklamalar kısmında oradan alabilirsiniz. Ve başlıyorum. Taban değiştirme ile. Arkadaşlar biz logaritmada işimize gelen tabana göre işlem yapabiliriz. Yani tabanımızı değiştirebiliriz. Logaritma A tabanında B diyor ya. Bana diyelim C tabanı lazım. O zaman logaritma C tabanında A... Yukarıya da logaritma c tabanında b yazabilirim. Yani şu b yukarıya komple logaritma b c tabanında. Bu a da aşağıya gelebilir. Logaritma a c tabanında. Taban ortak olmak zorunda tamam mı? Böylece tabanı değiştirdim. Hemen uygulamasına geçiyorum. Şöyle bir logaritma var. Logaritma 5 tabanında 2. Diyelim ki bana 10 tabanı lazım. Tamam mı? O zaman diyorum ki logaritma 10 tabanında 2 bölü logaritma 10 tabanında 5. Bitti. Diyelim sana 3 tabanı lazım. Şunu verdi. Diyeceksin ki logaritma Yukarıdaki kaç 4? 3 tabanında 4 bölü logaritma aşağıdaki e'dir gizli biliyorsun. 3 tabanında e. Bitti. Yani hangi taban lazımsa ikisini de o tabana dönüştürebilirim. Hemen şunu uyguluyorum. Bak burada gizli 10 tabanı da ya bu. Diyelim sana 2 tabanı lazım. Sallıyorum. Diyeceksin ki logaritma 7'yi yazarım. Tabii ki logaritma onu da yazarım. Tabanın 2 mi lazımdı? Her ikisine 2 ortak tabanını koyarım. Böylece bir şey değişmez. Bunun tersi de mümkün. Bak şimdi Logaritma 3, logaritma 2. Her ikisi de 10 tabanda değil mi? He, ortak 10 tabanına alınmış. C'si 10 yapılmış. Geri al. Bu eskiden logaritma 2 tabanında 3 imiş. Ortak tabana çevrilmiş. Şuraya bakalım. e. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Buradaki ortak taban E. Bundan önce demek ki bir logaritma 4 tabanında 5 imiş. E ortak tabanı lazım olmuş. Ee, ln5 ln4 diye iki logaritmik bölmeye ayrılmış. Buraya bakıyorum iki tabanına çevrilmiş. Çevrilmeden önce bu logaritma e tabanında 7'ymiş. Hocam e tabanı böyle yazılmaz. Evet ln 7'ymiş yani. Tamam. Süper. Fırlatıp devam edelim. Çok güzel bir kural. Şuraya bir küçük yıldızcık bırakıyorum. Pratik çünkü çok lazım olacak. Arkadaşlar bize A tabanında B verildi diyelim. Biz bunların yerini değiştirmek istiyorsak B ve A tabanının yerini değiştirmek istiyorsak çok mümkün değiştiririz ama 1 bölü logaritma b tabanında a olur. Yani takla atması gerekir. He demek ki ben bu ikisini yerini değiştirince logaritma 1 bölü şeklinde takla atacak. Tabii ki bir şeyleri yer değiştirdim, burada da bir şeyler yer değiştirecek. Mantıklı. Sorusu da şöyle geliyor. 1 bölü logaritma 3 tabanında 15, logaritma 5 tabanında 15. Aa bakıyorum. Tabanlar farklı. Keşke aynı olsaydı değil mi? Diyorum ki o zaman 15 tabanına çevireyim. Yani bu ikisini yerini değiştirirsem Logaritma 15 tabanında 3 yaparsam 1 bölü ters ters döner normal 15 tabanında 3 olur. Artı bu da ters çevirirsem logaritma 15 tabanında 5 olur. Yani bunların yerini değiştirdiğim zaman logaritmayı ters çeviriyorum. 1 bölüyü ters çevirince düzgün haline gelir. Bak şunu bu hale getirebilirsin. Bu ikisi yer değiştirince 1 bölü olacak. Tamam. Aa baktım 15 15 tabanı. Bu demek ki bir önceki hayatında nasıl bir logaritmaymış. Arada da toplama var. Tabanlar aynı olduğu için arada toplama olduğu için demek ki bu logaritma 15 tabanında çarpmaymış. Yani 3 çarpı 5'miş bir önceki hayatında. Çarpma olduğu için hop toplama şeklinde 2 logaritma ayrılmış. Oldu mu sana logaritma 15 tabanında 15? Aa onun da cevabı 1. Çok güzel. Uçur uçur uçur. Ve devam et. Mavi gel bakalım. Olduğuna göre logaritma C tabanında A ifadesin X ve cinsten eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar önce şurada bir düzenleme yapalım. Yakışıklı hale getirelim. Burada karman çorman bir şey var. Şunu alıyorum diyorum ki bir dakika sen gel. Üstündeki A karenin ikisini başa tabii ki bölü olarak 2 diye atıyorum. Yani 1 bölü 2 çarpı logaritma A tabanında B oldu. Biliyorsunuz bunun üstü bölü olarak geçer. Bunun üstü de yukarı paya geçer. Yani B'nin üstü pay olur. Aşağıdaki tabanın üstü payda olur. O da eşitmiş x'e. Öyleyse bu 1 bölü 2'yi karşıya çarpı olarak atarsam logaritma a tabanında b eşittir 2x oldu. Bölü 2 böyle geçti. Sen şurada dur bakalım. Sen kesin bana lazımsın. Boşuna verilmedin. Buraya bakıyorum. B çarpı C. Ya bu çarpma keşke yukarıda olsaydı. Toplama diye iki logaritma ayırabiliyordum. Hatırladın mı? O zaman diyorum ki niye öyle olmasın ki? Bunları yer değiştir. Yani şöyle yap. Logaritma A'yı taban yap. B çarpı C'yi yukarı çıkar. Ama sonucu da ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. Daha bir, bir, önceki sayfada gösterdim. 1 bölü y oldu. Süper. Şimdi arkadaşlar. Bu kuralı biraz önce gösterdim. Pratik kuralı unutmayın. Çok önemli. Şunu buraya alıyorum. Sen artık buraya gelebilirsin. Çarpma olduğu için iki farklı logaritmaya ayırıyorum. Toplama şeklinde ki iki logaritmaya ayrılıyorum. Çünkü çarpma işlemi var arada. Logaritma a tabanında b artı logaritma a tabanında c eşittir. 1 bölü y oldu mu? Oldu. E bunun cevabı zaten gabbak gibi burada. Bak logaritma A tabanında B2x'miş. Bunun yerine 2x yazarım. 2x artı logaritma A tabanında C eşittir 1 bölü Y oldu. Şu an ne yapıyorum biliyor musun? Sadece düzenleme. Bana veren, verilen karma şeyi düzenliyorum. Mutlaka içinde kullanacağım şeyler var. Onları bulacağım. En son şöyle bir hale geldi. Karışmasın diye. Bunu da şuradan devam ettiriyorum. Diyorum ki logaritma A tabanında C'yi yalnız bırakayım. 2x'i karşıya atayım logaritma a tabanında c eşittir 1 bölü y eksi 2x. Şuradaki işlemi yapayım. Bununla bunu çarpacağım. 1 eksi bu ikisini çarparsam 2 xye yapar. Payda aynen yazılır y. Orayı hızlı yaptım. Umarım anladınız. Artık logaritmadayız değil mi? Kesirli işlemlerde ayrıntılı anlatmayayım. Bir zahmet. Arada küçük bir iğneleme de yaptım. Gerçi siz zaten biliyorsunuz. E diyeceksin ki hocam hocam artistik yapıyorsun ama bulamadın. Logaritma c tabanında a'yı soruyor. Sen a tabanında c'yi buldun. Doğru. Ama biz biraz önce daha bir önceki sayfa ne gördük? Bunların yerini değiştirebilirim ya. Serbest, free. Değiştir o zaman. Dur. Siyahla yapayım Burası siyah. Maviyle yapayım. Şu ikisini yerini değiştir. Logaritma C tabanında A yap. O zaman sonuçta takla atar değil mi? Çünkü burada bir şey değişti. Burada da değişecek. Y yukarı gelir. Bu zımbırtı aşağı gelir. 1 eksi 2 x Süper. Kuralları bilirsek olay bitti. C tabanında değeri buymuş. Yapıştır B şıkkında. Tamam. İşte bu kadar. Bu soruyu da tokatladığımıza göre kağıdı fırlatabiliriz. Üstel ve logaritma denklemler. Üstel ve logaritma. Üstel ve logaritmik denklemler demesi lazım sanki. Neyse. Üstel denklem neydi? Bunu daha önce yaptık ama şimdi sadece bir hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar a üzeri fx verildi. Eşittir b. Biz biliyoruz ki bunu logaritmaya çevirirken a tabanı aynen kalır. Sonuç fonksiyon olarak içeri geçer. Üstte sonuç olur. Bu kalıbı biliyoruz değil mi? Şimdi şu ikisini normal üstel fonksiyonundan çözebiliriz. 32 2 üzeri 5'tir. Dolayısıyla 2'nin kuvveti, 2'nin kuvveti 5 olduğuna göre burada 5, burada 5 olmalı. Yani 2x 1 5 olmalı. Buradan x'in 3 çıkacağını anlarız. Kolay. 2x 1 5 eşit dedim. 2x işte 6'dır, x 3'tür. Şu da kolay çözülür. Neden? Bu 1 bölü 9, 3 üzeri eksi 2'dir. E x ile çarpıldığı için 3 üzeri eksi 2x olur. Eşit olacak. 3 üzeri x eksi 6'ya. Bu çok basit. Üstler birbirine eşit olacak. Abu zımbırtı bu zımbırtı eşit olacak. E, 2x'i bu tarafa at. 3x eksi 6'ya artı 6 diye at. X buradan ne çıktı? 2. Tamam bunlar da sıkıntı yok. Zaten anlatacağım şey bunlar değildi. Bunlar bildiğimiz şeyler ama bunlar bilmediğimiz. 2'nin herhangi bir kuvveti 7 yapar mı? Hayır. Hemen logaritmaya çeviriyorduk. Bu basit örneklerden sonra arkada bomba bir örnek var. Hemen diyorduk ki bu logaritma 2 tabanında 7 olur. Üst sonuç olur. O zaman ben eski haline çevirmek için buradan buraya geldi mi? Eski haline çevirmek için ne yapacağım? 2'nin üzerine sonucu eklersem 2 üzeri x olur. O da içerideki fonksiyona olan 7'ye eşit oldu. Bunu unutma. Bak şunun çözümünü yapalım. Şurada 3'ün herhangi bir kuvveti 5 yapmaz. O zaman logaritmaya çeviririm. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir. Üste eşit olur. Üst sonuç olarak buraya geldi. Üst burada artık. Şimdi eksi 1 karşı artı 1 diye atarım. 1 artı logaritma 3 tabanında 5 eşittir. X oldu. Demek ki burada X eşittir. 1 artı log 3 tabanında 5 imiş. Süper. Kalem de bitmek üzere. Şunu sallayayım şu kenara. Diğerini alayım. Şimdi arkadaşlar bunlar basit. Tamam. Şimdi Ana soruya geçelim ya. Soru şimdi gelsin. Gönder gelsin. Denklemi sağlayan x değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Oo, very nice. Bakıyorum şimdi ne yapabilirim. Bir kere 9 üzeri x ve 3 üzeri x gördüm. Hemen hemen değişken değiştirin. ikinci dereceden denkleme çevirin. Bakın. Diyorum ki 3 üzeri x yerine ben a yazayım. 9 üzeri x nedir? 3 üzeri x'in karesi değil midir? Evet. Dolayısıyla burası olursan a kare. Eksi burası 11A olur. Artı 18 eşittir 0. Hemen çarpanlarına ayır. Hocam 9, 2 ama eksi 11 elde etmek için bunlar eksi olacak. Çarp artı 18 topla eksi 11 al. Güzel. A eksi 9 çarpı A eksi 2 eşittir 0. O zaman A burada ne olabilir? Ya 9'dur başka ya da 2'dir. 2 durum var. Tamam. A'nın 9 olma durumunu hemen getirip burada inceliyorum. A diyorum 9'sa e, A dediğim şey 3 üzeri x değil miydi? Evet demek ki 3 üzeri x 9'muş. 3 üzeri x 9 olabilir. Bunu çözelim. 3'ün hangi kuvveti 9'dur? İkinci kuvveti. X direkt 2 çıktı. Güzel. Başka? A eşittir 2'dir. A nedir? 3 üzeri x. Yani 3 üzeri x 2'ye de eşit olabilir. Güzel. 3'ün herhangi bir kuvveti 2 yapar mı? Hayır. Hemen logaritmaya çevir. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir x olur. İşte ikinci kök bu. X ya 2'dir ya da logaritma 3 tabanında 2'dir. Bize ne diyor? Bunların toplamını soruyor. Bir bakıyorum. Aa şıklarda yok. Eyvah eyvah. Ne yapacağız şimdi? 2 ile logaritma 3 tabanında 2'nin toplamı yok. Hemen diyorum ki toplayalım. Bir kökümüz buydu, diğer kökümüz de buydu. Logaritma 3 tabanında 2. Bu mavi de can çekişiyor. Bunu da kenara kaldır. Gel buraya. Umarım sen iyi yazıyorsun. Şimdi şu toplam şıklarda yok ya. 2'yi de logaritmaya çeviriyorum. Bana 3 tabanı lazım. He, ben 2'yi 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 diye yazabilirim. Niye 3 tabanında 3 1'dir zaten. 2 ile çarpınca yine 2'yi verir. Güzel. Sağda ne var? Logaritma 3 tabanda 2 var. Şimdi buradaki 2'yi bu üçün başına kare olarak geçirebilirim. Çünkü üstteyken başa çarpı olarak geçiyorsa tersi de mümkün. Yani mantıklı. Logaritma 3 tabanda 3'ün karesi artı logaritma burada ne var? 3 tabanda 2. Bu hep bizi takip ediyor zaten. Şu an bunda hiçbir zımbırtı yapamadım. Tabanlar eşit. Ne anlayacağız? Arada ne var? Toplama işlemi var. Şimdi tabanlar aynıysa ve arada toplama işlemi varsa bu bir önceki hayatında neydi? Çarpmaydı. Yani şuydu. Logaritma 3 tabanında şu 3'ün karesiyle 2 çarpım halindeydi. Süper. Yani 3'ün karesi 9, 2 ile çarp 18. Bunun cevabı şudur. Logaritma 3 tabanında 18'dir. Bitti. Nerede? Yapıştır. Deşkını. Anladık mı arkadaşlar? Şu dönüşümü umarım anlamışsınızdır. Toplama işlemindeki dönüşüm. Önemliydi çünkü. Bu arada kağıttaki yer kullanımı biraz kötü değil mi? Kendimi biraz eleştireyim. Biraz daha derli toplu güzel kullanırsam sanki çok daha iyi olacak. Logaritik lik, dilim dönmedi log dur dönecek. Logaritmalı denklemler ha. Logaritmalı denklemlerde arkadaşlar 3 özellik vereceğim ve her birini kullanacağım. Birinci özellik ve birinci örneğim burada. Bunun için hemen yan taraftan kağıdımı çekiyorum. Çekebilirsem ya buraya. Tamam. Kağıtlarımı aldım. Aşağıya görmeyin. Kafanız karışmasın. Logaritma A tabanında bir fonksiyon verildiyse ve sonuç B ise bu bu var ya sonuç. A'nın üzerine üst olarak gelir. A üzeri B olur. Ve bunlar içerideki fonksiyona eşit olurlar. Bu ana kuralımız zaten. Logaritmanın üstel fonksiyona dönüştürmesi. Üstel fonksiyonu logaritmaya dönüştürmesindeki ana mantık bu. Bu bunun üstüdür aslında. A üzeri B olur. Bu içerideki fonksiyona eşit olur. Bunu hemen şurada uygulayalım. Bak örneğe bakarsan. Logaritma içeride bir şey var. Ne olduğu önemli değil. Bu 3 üzeri 1 yaptığımda. Bu 1 3'ün üzerine geldiğinde. 3 üzeri 1 yaptığımda elimin altındaki değere eşit olacak. Güzel. 3 üzeri 1 eşit olacak. içeriye İçeride ne var? Logaritma 2 tabanında x artı 1 olacak. Güzel. Yani buranın cevabı nedir? 3'tür. Üzeri 1 yazmanın bir anlamı yok. Şimdi aynı şey burada da geçer. Tabii 3'ü buraya yazdım diye kafanız karışabilir. 3'ü şuraya yazayım. Daha iyi algılayın. Şimdi buradaki sonuç 2'nin üstüne geldiğinde bu içerideki fonksiyona eşit olacak. Yani 2 üzeri 3 eşittir. İçerideki fonksiyon olan x artı 1'e. Logaritma ortadan kalktı. Üstel fonksiyona çevirdim. Zaten üstelin tersi logaritmaydı. 2'nin küpü iki nedir? 8 eşittir x artı bir ise At bu tarafa x ne olduğu 7. Bu arada elimi görüyorsunuz mu? Burada bile kaldı. x 7. Bitti. x eşittir 7'dir. Hocam ispatlayayım. E çok basit. x yerine 7 yaz. Burası ne yapar? 8. 2 tabanında 8. 2'nin küpüdür. O 3 başa gelir. 3 çarpı 2 tabanında 2 olur. Burası 3 olur. Bak log 3 tabanında 3 olur. Sonuçta 1 olur. Oley be doğru yapmışım. Gelelim buraya. Diyor ki logaritma a tabanında fx ve logaritma a tabanında gx ise tabanlar aynıysa şu iki fonksiyon içerideki fonksiyon birbirine eşit olmak zorunda. Birbirine eşit diyor. Güzel. Hemen özelliği burada. Örneği burada yapalım. Ama bu kolaymış. Şuraya sığar galiba. 5 tabanı 5 taban. O zaman içler birbirine eşittir. 2x 1 eşittir. X artı 3'e. At bu tarafa. X at bu tarafa 4. X 4 çıktı. Bakalım koyalım. 4. 5 tabanına 3 yapar. 4. 5 tabanında 7 yapar. Yemedi. Bir dakika ne oldu? Hata mı yaptım? Bunu mı yaptım? X bunu yaptım. 4 e, ee, 4 koyarsam pardon ya 4 kere 2 8 1 çıkar 7 işlem yapamıyorum ya. Arkadaşlar bu 4 işlemi çok çok çabuk karıştırıyorum yanlış yapıyorum. Neden acaba ya? Ne bileyim. Neyse 3. özellik ve 3. örneği burada. Diyor ki logaritma bir fonksiyon tabanında g tabanında fx a ise yine aynı şey. Bu a g'nin üzerine üst olarak gelir ve sonuç fx'e eşit olur. Logaritma tutan kalkar. Tamam hemen kağıdı gel buraya. Heh, şunu uyguluyorum. Aynı şey ya. Bu tabandır. Bu üsttür işte. X kare eşit olacak buraya. 4 X eksi 4'e. Değil mi? Bitti. Çözelim. Hepsini bu tarafa at. X kare eksi 4 X artı 4 eşittir 0. Aa burası tam kare açılımı. Süper ya. X'in x 2'nin karesini görünce çok mutlu oluyorum. Sonuç 0'sa X ne olacak? Mecbur 2 olacak. Başka bir yol var mı? Yok. X eşittir 2'dir. Tık tık. Tamam. Kağıdı fırlat. Bunu da uçur gitsin. he Şöyle biraz daha uzun bir soru. Yani iki tane logaritma var. 2 olduğuna göre eksel. En çok dikkat ettiğim şey şu. Benim var ya gözüm hemen nereye gidiyor biliyor musun? Bu logaritmadan tabanları aynı mı? Çünkü aynıysa her şey çok kolay. Şimdi tabanlar aynı. Arada bir toplama işlemi var. Şunu hatırlıyorsun. Neden toplama işlemi olur logaritmada? Çünkü a tabanda b çarpı c vardır. Bu çarpma işleminden dolayı logaritma a tabanda b artı logaritma A tabanda C diye ayrılır. Toplama diye iki, iki farklı logaritma ayrılır. Arada çarpma olduğu için. Bu da toplamaya ayrıldığına göre eski dünyasında, eski hayatında bu ikisi çarpım halindeymiş. Yani şuymuş demek ki logaritma 3 tabanında x eksi 2 çarpı x artı 6 imiş ki eşittir 2 imiş. Adam burada çarpma olduğu için iki tane logaritmik fonksiyonu aynı tabanda 3 tabanda ayırmış. Buradan olayı çözdüm. Sonra taban var, sonuç var. Bu tabanın üstüne gelir. 3'ün karesi olur. Eşit olur içerideki fonksiyona. x eksi 2 çarpı x artı 6 ya. Burası 9'dur. Hemen çarpayım şöyle. x kare yapar artı 6x yapar. Bunu da çarpayım. Eksi 2x eksi 12 yapar. Buraya alıyorum. Diyorum ki düzenleyeyim biraz. x kare şu ikisini yapar? 4x artı 4x. Bu 9'u da eksi olarak atayım. Eksi 21 eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayıralım tabii ki. Hocam 7 ve 3 yapın diyorsunuz. Çarpınca 21 olacak. Eksi olacak ama toplayınca artı olacağı için buna eksi koyarım. Çarp eksi 1 topla bu. Tamam. X artı 7 çarp x eksi 3 eşittir 0. 0 olması için ya buranın 0 olması ya buranın 0 olması lazım. Yani köklerden biri ya eksi 7 olacak. Diğerden olacak. 3 olacak. Bazen x1, x2 yazıyorum. Bazen yazmıyorum. Kafanız karışmasın. Aynı şey. Köklerden biri eksi 7, biri 3. Şimdi x kaçtır? Hadi bakalım. Eksi 7 mi 3 mü? Hadi. Hadi. 100 bin dolarlık bir soru arkadaşlar. Bu sorunun doğru cevabını kim biliyor? Yorumlara yazsın şu an. Hadi yazsın. Ha? Gerçi yorumlarda var. Bakacaksınız zaten doğru mu diye. Sizi uyanıklar size. Arkadaşlar eksi 7 koyarsam x yerine burası eksi 9 olur. Şimdi biz ne biliyorduk? Logaritmanın tanımından logaritmanın içerisindeki bu fonksiyon negatif olamaz. Olabilemez. Burası da burası da sıfırdan büyük olacak. Hatta burası birden de farklı olacak değil mi? Dolayısıyla 7 alamam. 7 buraları negatif yapıyor. Logaritmada negatiflik olmaz. X 3 olacak demek ki. Neredesin? Burada. Güzel. Güzel bir ayrıntı sorusu. Yani bazıları hemen löp diye eksi 7 atlayabilir. O zaman löp diye gitti soru. Olduğuna göre x bölü y kaçtır? Yine aynı mesele. Sana bir karmaşa verilmiş. Kargaşa kargaşa kargaşa. Biz bu e, yamuk mumuk şeyi yakışıklı hale getireceğiz. Bir dakika diyeceğiz. Biz bu bize ne anlatıyor şu x küp artı y kare 4. Arada çarpma var. Ben hemen çarpma gördüğümde iki tane logaritmik fonksiyona toplama şeklinde ayırmalıyım bunu bir kere. Logaritma x küp artı logaritma y kare diye ayırmalıyım. Eşittir 4. E bu 3 ve 2'yi başa çarpı olarak atmalıyım. 3 çarpı logaritma x artı 2 çarpı logaritma y eşittir 4. Ha, Şimdi bir şeye benzedi. Tamam. Aşağıdakinde de aynı numara yapacağım. Siyah sen gel ya mavi bugün ölmüş. Bunu da aynı şekilde buraya alıyorum. E, 2'yi başa atıyorum. 2 logaritma x eksi 3. 3'ü e attım. Logaritma y eşittir 7. Elimde iki tane çok güzel narin denklem var. Ne yapacağım? Log x var log y var. Her ikisinde de. Birinde log y eksiyle birinde artılı süper ya. Bir şekilde taraf tarafa toplayıp birini yok edeceğim. Diğeriyle işlemi bitireceğim. Tabii ki bunun önünde artı ve eksi olduğu için logaritma y'yi yok etmeye çalışıyorum. Eksi 3 var. Artı 2 var. He, diyorum ki bunu 3 ile çarparsam 6 log y yapar. Bunu da 2 ile çarparsam eksi 6 log y yapar. Ve istediğim şeye ulaşırım. 3 ile hepsini çarpıyorum. 9 logaritma x artı 6 logaritma y eşittir 12. Bu arada arkadaşlar ders uzayacak. İstediğiniz yerde mola verebilirsiniz. Sonra mutlaka gelin mola çok uzun olmasın. 5 dakikadan fazla uzatmayın çarptım tamam. Şurayı da 2 ile çarpıyorum. 4 logaritma x eksi 6 logaritma y eşittir 14. Taraf tarafa toplarsam tak tak en sevdiğim şey gittiler. Şu ikisinin toplamı 13 tane logaritma, logaritma x yapar. Burası da 26 yapar. Ya işte çok seviyorum. Tam sadeleşiyorlar ya çok mutluyum. 13'e böl 1, 13'e böl 2. Demek ki logaritma x eşitmiş 2'ye. Peki x nedir? Bak log x yani 10 tabanında 10 tabanı gizliye yazılmamış. Demek ki bu 10 üzeri 2 x'tir. Yani x eşittir, 100 yaptı. Ben x'i 100 yap 100 buldum onun 10 karesinde. Tamam. Ne yapacağız? Götür herhangi bir denklemde yerine yaz. Y'yi de bul. Bitti. Mesela şunu da yazayım. Daha kolay. Şimdi 100 yazarsam x yerine logaritma 10 tabanında 100 e, şudur yani. Logaritma log 10 tabanında 100 10'un karesidir. 2'yi başa atarsın log 10, 10, 1 yaptığı için buranın sonucu 2 yapar arkadaşlar. 3 çarpı 2'den de 6 gelir. 6, 2 tane log y eşittir 4'tür. Şurası biraz karıştı. At bunu da karşıya. 2 tane log y eşittir. Eksi olarak geçti. Eksi 2 yaptı. 4 eksi 6'dan eksi 2. Yani log y ne yaptı? Eksi 1. Tamam. Bunu da al burada kullan. Log y eksi 1 ise bu 10 tabanında da ya. 10 üzeri eksi 1 y demektir. 10 üzeri eksi 1 eşittir y. Yani y ne olur? 1 bölü 10. Bunu da buldum. Y'yi buldum. X'i buldum. Ne istiyorsan sor şimdi. X bölü y. X dediğim şey 100'dür. Bölü y dediğim şey 1 bölü 10'dur. Birinci aynen olur? İkinci 1 bölü 10 ters çevir çarparsam 100 çarpı 10'dan 1000 yapar. Yapıştırıcı şıkkına. 1000 dediğin 10 üzeri 3'tür zaten. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Peki o zaman fırlatayım mı? Şöyle bir çözüme bakın. Çözümü yazmayanlar yazsın lütfen. Hadi bakalım. Hadi yazalım yazarak ilerleyeceğiz. Başka türlü bu iş olmaz. Yani matematiğin başka bilinen bir yolu yok. Öğrenmek mi istiyorsun? Yazacaksın çözeceksin. Hepsi bu kadar. Bu soruda da demiş ki arkadaşlar denkleminin büyük kökü aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki bir küçük kökü var bir büyük kökü var. Bakıyorum. Hani ben size ne demiştim? Ben ilk başta tabanlara bakıyorum aynı mı diye. Bakıyorum aa bu E tabanında bu X tabanında olmadı ya. Uf, ne yapacağım? Aynı tabana gelmeliyim. Nasıl yapabilirim? Ya ortak taban çevireceğim hani daha önce öğrendiğimiz gibi ya da bir bakıyorum E tabanı var ya şuradaki E taban olabilir. Bu ikisini yerini değiştirsem bütün işlem çözülür. Yani şu logaritma hani X tabanında E ya bu. Şimdi ben şöyle yapabilirim. Bu ikisini yerini değiştiririm. Bu nasıl olur? Bu eşit olur. 1 bölü logaritma E tabanında X olur. Doğru mu? Bu ikisi yer değiştirdiğinde sonuç ters dönüyordu Yani, yani bu aslında ters dönüyordu. Bu hale geliyordu. O zaman ben şunun yerine şunun yerine 1 bölü logaritma e tabanda x yazabilirim. Tabi şöyle diyeceksiniz. Hocam logaritma e tabanda x demek ln x demektir zaten. Aynı. 1 bölü ln x yazacağım. O zaman ne oldu? 2 çarpı ln x eksi 3 çarpı 1 bölü ln x ln x eşittir 5. Tabii ki ben diyorum ki arkadaşlar ne yapayım biliyor musunuz? En güzeli en güzeli e, ikinci dereceden denklem yoluyla yapmak ama ln x'lerde bir değişken değiştireceğim. Nasıl bir değişken değiştireceğim? Diyorum ki Ln yerine daha kolay anlamam için a diyorum. Artık ln yok benim için. Onun yerine ne var? a. a öyle mi? O zaman ne yapalım? a yazalım. 2a eksi 3 bölü a yapar. Burası aşağıda ya. Eşittir 5. Niye böyle yaptım? Çünkü bak şimdi bunu bunu çarpınca birden ikinci dereceden denkleme dönecek. 2a kare 2a kare eksi 3 bölü a eşittir 5 olacak. Bu a'yı buraya çarpı olarak atar. Buradan silerim artık. Sonra da bunu buraya eksi olarak atacağım. Yani şu olacak. 2a kare eksi 5a eksi 3 eşittir 0 oldu. Bu buraya eksi olarak geldi. Şimdi e, çarpanlara ayırıyorum. 2a'ya a yapıyorum. Buraya ne yapayım? 1'e eksi 3 çarp eksi 6. Bir daha eksi 5. Buraya verdim verdi. Karşılıklı olarak yaz şimdi. 2a artı 1 çarpı a eksi 3 eşittir 0. Sıfır olması için buradan A'nın ne olması gerekiyor? Burayı sıfır Eksi 1 bölü 2 olması gerekiyor A değeri. Başka? Buradan ne geliyor? A'nın 3 değeri geliyor. Şimdi A aslında benim için geçici bir değişkendi. Değişken değiştirmiştim burada değil mi? A'nın yerine artık ln yazabilirim. ln x'i eksi 1 bölü 2'ye eşitleyip Bu E tabanındaydı değil mi? Demek ki üstel fonksiyona çevirsem E üzeri eksi 1 bölü 2'ye. E üzeri eksi 1 bölü 2 eşittir x olacak. Bu bir köktür. Çünkü x'e eşitledim. İkinci kökü nasıl yapacağım? Şurada. A eşittir 3'tü. Elen x eşittir idi. Yani 3. Bu e tabanındadır. Demek ki e üzeri 3 eşittir x olacak. E üzeri 3 eşittir x. Bu da ikinci kök. Bunlardan hangisi büyük? Tabii ki şu büyük. Çünkü en üstünde burada 3 var. Daha büyük. Burada eksi 1 bölü 2 var. Büyük kökü soruyordu. E Denkleminin büyük kökü aşağıdakilerden hangisidir? Buradadır. E şıkkı. Tamam. Hadi bunu da uçuralım. Fırlat. Bir radyoaktif elemente geldik. Arkadaşlar bu testteki daha doğrusu bu dersteki en bomba soruya geldik. Ölüm vuruşu. Bakın şimdi bu soru bomba. Bir radyoaktif elementin zamana bağlı kalan miktarı FTA A çarpı E üzeri BT denklemiyle bulunmaktadır. 300 gram radyoaktif bir elementten 46 gün sonra 270 gram kalmaktadır. Bu bilgiyi de vermiş. Buna göre 300 gramlık aynı elementten kaç gün sonra 100 gram kalır? Şimdi diyor ki T zaman. Peki. A başlangıç miktarı. Tamam. B de sabit gerçel sayı. Log 3 bilmem ne 0,477 olduğuna göre 100 gram kaç gün sonra 100 gram kalır bunu bulalım. Diyorum ki bir dakika şu sabit sayıyı bulmalıyım. Bunun için şu bilgi verilmiş. Hemen yerine yazıyorum. Şimdi 46 gün değil mi? Yani F46 eşittir. A çarpı A başlangıç miktarıydı. 300 gramlık bir radyoaktif madde çarpı E üzeri B sabit sayım tabii ki. T neydi? Gün. 46 gün. Şimdi bunu bulacağım. Sonra ne kadar kalıyormuş? 270 270 gram madde miktarı kalıyormuş. Şunun sonucu kalan miktarı veriyor arkadaşlar. Şimdi şu denkleme göre işlem yapıyorum. Her taraftan sıfırı silelim tabii ki. Bu 30'u buradan silip şurada bölü olarak yazabilirdim. Biraz hızlı işlem yapayım. Bu buradan gitti. Sadeleştirirsen bölü 3'e 9 bölü 10. Yani şunu anladık. E üzeri 46B eşittir 9 bölü 10. Ben şu e var diye ne aklıma geliyor? Hemen ne yapabileyim? Tabii ki logaritma yapayım. Tamam mı arkadaşlar? Her iki tarafın logaritmasını alıyorum. Şurada da 10 olduğu için her iki tarafın 10 tabanında logaritmasını alıyorum. İki tarafa da aynı şeyi yaptığım için hiçbir şey değişmez. Logaritma 10 tabanında e üzeri 46b tamam mı? Eşittir. Logaritma 10 tabanında 9 bölü 10. Şimdi bu 9 bölü 10'u gördük ne yapacağız? Tabii ki diyeceksiniz ki Hocam, şöyle yapın. Şunu renk değiştireyim artık burada. Ee, 46'yı başa atalım. 46 çarpı B çarpı logaritma E eşittir. Burası bölme olduğu için iki farklı çıkarma şeklinde logaritma ayrılır. Yani logaritma 9 eksi log 10. Şimdi hemen şunu diyeceksin. Hocam log 10 tabanında 11 zaten. Güzel. Şuraya gelelim. Log 9. Log 9 nedir arkadaşlar? Logaritma 3 üzeri 2'dir. Yani 2 çarpı logaritma 10 tabanda 3'tür. Şu bilgiyi vermişti zaten. 10 tabanda 3'ün cevabı neymiş? 0,477. E şimdi bunu 2 ile çarpmamı istiyor. 2 ile çarparsam şuraya yazayım. Şunu yerine ne yazacağım? 2 ile çarpacağım. 0,954 yapacak. Eksi birim var burada da. Burası ne oldu? 46 çarpı B çarpı logaritma E. Vay arkadaş ya. Şu saçma şeyi şimdi bir boş kağıda alacağım. Çünkü burası çok doldu. Zaten var ya bu soru birkaç kağıtta çıkmayacak herhalde. Bayağı uzayacak bunun çözümü. Kenara alıyorum. Diyorum ki gel bakalım. Şimdi son halini buraya yazayım. 46B çarpı logaritma E eşittir. 0,954 eksi 1. Buradan ne gelir biliyor musunuz cevap? Eksi 0,046 geldi. Şimdi buranın e, anlatmak istediği şey şu değil mi? 46B çarpı log E eşittir. Eksi 46 bölü 1, 2, 3 hane var. 1000. Şuradaki 46 buradaki 46 ile sadeleşti. Işte 1 oldu mu? Oldu. Yani B çarpı logaritma E eşittir. Eksi 1 bölü 1000. Burada herhangi bir sıkıntı yaşıyor muyuz arkadaşlar? Yaşamıyoruz. Peki şimdi ne yapabilirim biliyor musunuz? Şuradaki zımbırtıyı yani log e değil de elene çevireyim. Nasıl çevireceğim? Şurada bir dipnot. Bir dipnot. Logaritma e ne demektir? 10 tabanında e demektir. Bunların yerini değiştirsem onu yukarı e'yi aşağı alırsam 1 bölü logaritma e tabanında 10 yapar. Yani o da 1 bölü e tabanında elen demektir. Elen 10 demektir. He, şunu yerine b çarpı 1 bölü elen 10 yazabilirim. Şu zımbırtının yerine. Çünkü e ile 10 yer değiştirdi. E olunca elen oldu. 10 oldu. Eşittir. Eksi 1 bölü 1000. Şu bölü elen onu neden karşıya çarpı olarak atmıyorum? Atarsam ki kalem bulamadım. En son şu olur. B eşittir. Bu elen onu karşıya geçerse çarpı olarak eksi elen 10 bölü 1000 yapacak. Bu B'nin değeri. Vay arkadaş ya. Şu an daha B'ye ulaştım. Bir dakika her şey bitmedi. Hemen B'yi şuraya not alıyorum. Yoksa çorba olacak. B dediğim şey B dediğim şey eksi elen 10 bölü 1000 imiş. Tamam. Seni öğrendiğime göre şu küçük kağıt var ya şuradaki işlemlere bakabilirsiniz. Çünkü uçup gidiyor kendisi. Neyi soruyorsun? 300 gramlık aynı elementten kaç gün sonra 100 gram kalır? He tamam. Mesele şu. O zaman benim formülüm şu oldu. FT eşittir A çarpı E üzeri. B yerine şu zımbırtıyı yazacağım. Şu karışık şeyi çarpı t. Yani eksi elen 10 çarpı t bölü 1000. Burada artık maddem 300 gram. A'yı 300 seçeceğim. Kaç gün sonra? T gün sonra kalan miktar 100 olacak. Yani sonuç 100 olacak. A'yı 300 seçiyorum yine formülde. 300 çarpı e üzeri eksi elen 10 çarpı t bölü 1000. Ne, ne olacakmış arkadaşlar? 100 gram kalacakmış. Eşittir 100'e. Vay be bütün mesele bu muydu hocam? Çok basit görünüyor. <laughs> evet bu. Her iki tarafı 100'e böl. Burası 3 olur. Tabii ki bölü olarak atarsam 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3 eşittir. E üzeri eksi ln 10 çarpı t bölü 1000. Her iki tarafın logaritmasını alın. Tabii ki logaritmayı aldığımı düşünün. Şu eksili işlemi de başa atayım. Hani her iki tarafın logaritmasını aldım şu an. Bunda da log var. Bunda da log var. Hayal edin. Bu üst ne olur? Başa gelir. Onu hızlı bir şekilde başa alayım. Eksi ln 10 çarpı t bölü 1000 çarpı logaritma. E, hangi tabanda alayım? Tabii ki 10 tabanda alayım. E eşittir. 10 tabanda logaritma 1 bölü 3 oldu. 1 bölü 3. Burayı anladınız değil mi? Şu eskiden üstteydi. Başa attım. Tek seferde işlem yapmak için. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Neden? Bitmez. Bitmez. Hemen kolay kolay bitmez arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi düşünüyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Hmm, başa attım. Burası nedir? Bak burası benim aklımı karıştırdı. Orayı düzeltmem lazım. Elen 10 çarpı t bölü 1000 çarpı log e eşittir. Şurası logaritma. Şu kısım. 3 üzeri eksi 1 değil mi? Eksiyi başa at. Eksi logaritma 3'tür. E logaritma 3'ü biliyorum zaten. Şu zımbırtı işte 0, bilmem kaç kaç kaç. buraya yaz. Eksi 0,477 oldu mu oldu. Burada da ne var? Eksi elen 10 çarpı t bölü 1000. Bu sabitten korkmayın arkadaşlar. Logaritma E oldu. Eksiler birbirini götürdü. Artı oldu mu? Oldu. Evet şimdi ne yapacağız? Düşünüyorum, düşünüyorum ne yapabilirim? Tabii ki şuradaki 1000'i bölü halinde siler buraya çarpı olarak atarsam 1000 ile çarparsam burası 477 olur. Burası elen 10 çarpı t çarpı logaritma e olur. Güzel değil mi? Yavaş yavaş her şey yoluna giriyor. Şimdi elen logaritma e'yi de düzelteyim. Bu 10 tabanında e'dir, değil mi? Bu ikisi yer değiştirdiğinde 1 bölü e tabanında 10 10 olur. Yani elen 10 olur aslında çarpı burada ne var? Elen 10 çarpı t eşittir 477. Bak tak tak bunlar da birbirini götürdü mü? yatırdı. T'nin cevabı 477. Vay arkadaş ya. 3 tane kağıt mı harcadık? Yok. 1. Bir, bir tane de fırlatmıştık değil mi? Galiba. Neyse 2-3 kağıt şey yaptık harcadık ama 477 olduğunu bulduk. Hatta buraya da bir şeyler yazdık. Evet arkadaşlar uğraştırıcı bir işlem sorusuydu. Ee, ama logaritma ile ilgili bence güzel bir uygulamaydı. Bir sürü işlem yaptırdı, yaptırdı, yaptırdı. Hiç önemli değil. Sonucu bulduk mu? Bulduk. Bizden kralı yok. Eşitsizlikler. Üstel ve logaritmadaki eşitsizlikler şöyle oluyor arkadaşlar. Birincisi. Üsteli bir hatırlayalım. Şimdi eğer ki senin a sayın birden büyükse bu artan bir e, fonksiyondur değil mi? Yani artan bir üstel fonksiyondur. O zaman her şey güzel. Senin a birden büyükse bu eşitsizliğin yönü aynıdır. gx de fx büyüktür. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü mantıklı. E, tabanlardan ikisi de birden büyük olduğuna göre bu üst bu üstten büyüktür. Ama yok senin a değerin sıfırla bir arasındaysa hani kesirli bir şey ise işin içinde terslik var o zaman. Üstün arttıkça sayı küçülür. Yani o zaman bu eşitlik tam tersi düşünülür. F g'den büyük olur. F büyük g küçük olur. Şimdi bununla alakalı soruları bir hatırlayalım. Şurada bakıyorum tabanlar 2 süper. Demek ki bu küçük üsttür bu büyük üsttür. Yani üstlerden x artı 1 daha büyük ki bu da daha küçük ki. 2'nin kuvvetleri burada daha büyük burada daha küçük çıkmış atıyorum buraya x buru bu tarafa x azdan küçük olacak. Buraya geliyorum. Şimdi bunlar hatırlatma soruları ha. Hocam kolay demeyin biraz sonra bomba sorular var. 3 bölü 4 var 16 bölü 9 var. Hayda 16 bölü 9 nedir Allah'ım sen sen? 3 bölü 4'e benzetmeliyim. Bu 3 bölü 4'ün karesidir bir de ters çevirilmiş haldir. O zaman ben 16 bölü 9'u yani şurada not alayım. 16 bölü 9 yerine 3 bölü 4'ün Eksi ikinci kuvveti diyebilirim. 4 yazıyordum gördünüz mü? Eksi ikinci kuvvet diyebilirim. Eksi bunu ters çevirir. 4 bölü 3 yapar. Karesi de 16 bölü 9 yapar. Süper. O zaman ben burada şunu aynen yazayım. 3 bölü 4 üstü x kare artı x büyük eşittir. Burada 3 bölü 4 üzeri eksi 2 yazıyorum. Bir de bununla çarpıldığı için eksi 2x artı 4 yapar. Heh. Bakın hemen böyle hazır vermedi. Bana önce bir yemeği pişittirdi, hazırlattırdı. Şimdi bakıyorum 3 bölü 4 birden küçük. O zaman bunun üstü bu işlemin sonucu buradan sağdakinden daha büyük çıktığına göre bunun üstü daha küçüktür. Bu daha küçük, bu daha büyüktür. He, bakıyorum boş kağıt yok. Hemen bunu çekiyorum. Diyorum ki eksi 2x artı 4 olan üst aslında daha büyük eşittir. x kare artı x'e. Şimdi burada ne yapacağız? İkinci dereceden de mi çıkıyor ya? Allah'ım yarabbim. Buradan da bu çıkacaksa. Hepsini at karşıya. x kare artı 3x eksi 4 eşittir 0. Çarpanların ayır. İşte 4'ü eksi 1 çarp bunu verir. Topla bunu verir. x artı 4 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Kökler buradan ne çıkacak? Bir eksi 4 çıkacak. Biri de 1 çıkacak. Hayda işaret tablosuna git. Eksi 4 1 hayda dediğime bakmayın. Ben işi şaka şakasını yapıyorum arkadaşlar. Yoksa ciddi ciddi yapacağız. Üşemeyeceğiz. Şimdi x kare katsayısı pozitif. Artı eksi artı. Benden ne istiyor? Sıfırdan küçük eşit dolu aralık. Şurası. Tabi içi de dolu. Dolayısıyla arkadaşlar bunun çözüm kümesi nedir biliyor musun? Eksi 4 bir kapalı aralığı. Çk eksi 4 bir kapalı aralığı. Neden? Eşitlik var. Kapalı aralığını aldım. Burada sonuç negatif çıkıyor. Demek ki x'leri buradan seçersen hiçbir problemin oluşmayacak. Bunu da uçurayım mı? Hocam uçurum bir zahmet. Bakayım tek bir tane atayım da. Heh, asıl kısım burası. Arkadaşlar aynı üstelde olduğu gibi logaritmik fonksiyonda da A tabanına bakıyorum. A tabanın birden büyükse her şey çok harika. Şu eşitsizlik aynen korunur. G fonksiyonu F fonksiyonundan büyük olmak zorundadır. A birden büyük olduğunda. Bunu unutmayın. Burada da yazmış. Yön aynen korunur. Fakat şunu da unutmayın. Logaritmanın tanımı gereği F fonksiyonu da sıfırdan büyük. G fonksiyonu da sıfırdan büyük. İkisi de aynı zamanda pozitif edecek. Yani bir bu şartı arayacağız. iki bu şartı, üç bu şartı. Şu ikinci ve üçüncü şartı her zaman arayacağız. Örneğin şöyle verildi. Logaritma 2 tabanında 15-3x, logaritma 2 tabanında x-1 eşitsizliklerin çözüm üzere. Bak şimdi yapacağın şey şu. Aa taban birden büyük süper. O zaman her şey çok mantıklı. Terslik yok. Bu iç, bu içten büyük olacak. 15-3x büyüktür x-1'den. At 3x'i buraya. Biri de buraya at. 16 büyüktür 4x'ten böl x 4'ten küçük çıktı. Bu birinci adım. Bir de şunları sağlamalı. f ve g pozitif olmalı. Yani burası pozitif olmalı. Buradan x'in 5'ten küçük olduğunu anlıyorum. Burası da pozitif olmalı. x'in 1'den büyük olduğunu anlıyorum. x hem 1'den büyük olacak. Hem 5'ten küçük olacak hem 4'ten küçük olacak. Yani 1'den büyük 4'ten küçük olacak. En dar aralık bu. Bitti. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 5'ten küçüktü ama öncesinde kısıtlama var. 4'ten küçük olacak diyor. Biz dar aralığı alırız tamam mı her zaman? Kesişim alırız. Şimdi tersliğe gelelim. Yo senin a değerin tabanı sıfırla bir arasında bir sayısı o zaman bu fonksiyonlardan f hani şunun sonucu küçük bunun sonucu büyük ya aslında tam tersi olarak bunun içindeki fonksiyon daha büyüktür. Buradaki fonksiyon daha küçüktür. Üstel fonksiyondaki gibi terslik var. Çünkü hatırla hani 0 sıfırla bir arasındaki sayıların bunun mesela karesini aldığımız sayı 1 bölü 4 olur. Ama küpünü aldığın zaman sayı 1 bölü 8 olur daha küçüktür. Üstü büyüdükçe sayı küçüldü aslında küpü. he. Aynı şey logaritmada da var. Terslik var yani. Yine fonksiyonun f ve g'nin sıfırdan büyük olmasını sağlayacaksın. Bu iki durum her zaman seninle beraber gelecek. Şimdi bu eşitsizliklerde her zaman iki tarafta fon logaritmik fonksiyon olmak zorunda değil. Bazen, bir dakika bir yudum su alayım. Bazen arkadaşlar bunun tek tarafı bir tam sayı olabilir. O zaman ne yapacağız? Üstel fonksiyona çevireceğiz. Eşitsizliğin yönüne bakarken yine a'yı kontrol edeceğiz. Bakıyorum A değerim 0 ile 1 arasında. He, terslik var. Yani bu fonksiyon artık büyük olmayacak. Küçük tarafta olacak. Nasıl üstele çeviriyorum? Bu taban eksi 3 üst olarak geliyor. 1 bölü 2'nin eksi 3. üste oldu. Bu fonksiyon büyük tarafta değil artık küçük tarafta olacak. Yani x eksi 1 olacak. Küçük olacak fonksiyon. Eşitlik yön değiştirdi. Şu yön değiştirdiği zaman biliyorsunuz uç taraftaki küçük geri gösterir. Hani Bunların yeri değişse eşitsiz yön... Neyse kafanızı karıştırmayayım. Olay bu yani. Eksi ne demek? Ters çevir. 2 üzeri 3'ten 8 gelir. 8 büyüktür. X eksi 1'den. At karşıya 1 art olarak. X 9'dan küçük olacak. Bunu not al. Bir de şunu biliyorduk. Neydi? Bu fonksiyon her zaman 0'dan büyük olacak. Bu kuralları her zaman sağlayacağız. X eksi 1 büyüktür 0'dan. X 1'den büyüktür. O zaman benim X'im 1'den büyük 9'dan küçük. X bu aralıkta. Ne diyor? Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Tabi ne bunlar? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunların toplamı ne yapar? 8 kere e, 9, 4, 36, 35. En çarpı en altı 1 bölü 2'den 1 çıkardım. Niye bu başta 1 yok ya? Tamam toplamları 35 oldu arkadaşlar. Şık var mı? Yok. Tamam cevap 35. Uçur 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 uçur. Heh şu soru. Asıl soru bu. Tamam sınavda geldim. ama böyle bir şey gelebilir. Bir de biraz sonra çok güzel sınav soruları göstereceğim. Yani sınavda çıkabilecek tarzda sorular. Bomba bekle Eşitsizliğini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Bakıyorum tabanım 0 bir 1 arasında. Hayda yine terslik var. Yani şuradaki fonksiyonun sonucu küçük değil büyük olacak bu sefer. Tamam. Diyorum ki buradaki işlem nedir? 1 bölü 3 üzeri. Bu nedir? Sonuç üst oluyordu biliyorsun. Eksi 1. Bu ne olacak? Büyük olacak. E pardon bu fonksiyon şu an küçüktür ya. Fonksiyon büyük türde kalacak. Şu fonksiyon büyük olacak. Logaritma 2 tabanında 2x eksi 1. Çünkü neden? Terslik olduğu için fonksiyon küçük değil. Artık bakın fonksiyon büyük tarafta. Sonuç küçük tarafta. Peki. Bu eksi ne demek? Ters çevirdir. 3 üzeri logaritma 2 tabanında 2x artı pardon eksi 1. Eksi eksi aman aman. Heh, bu. Aa bir daha eşitsizlik geldi. Bak bak bak. Eşitsizlikten eşitsizlik. Eşitsiz... <laughs> Dilim dönmüyor. Alacağım şimdi. Eşitsizlikten eşitsizlik çıktı. Heh. Peki burada ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Aynı mantık. Tabanın bu sefer birden büyük. Aa çok güzel. 2. O zaman bu fonksiyon büyük olacak. Şu eşitsizliğin yönüne uyacak. Fonksiyon büyük. Sayı değeri küçük olacak. Şu eşitsizliğin sağında ya fonksiyon büyük tarafta. Büyük tarafta kalmaya devam edecek. 2 taban 3 üst olur. Fonksiyon büyük tarafta kalmaya devam edecek. 2x 1. Burası ne yapar? 8. 2x 1. At karşıya 2x artı diye atar mısın? 2'nin ee, küpü 8 9 oldu. Sanki burada bir şey mi yanlış yaptık gibi geliyor benim. Ee, bir işlem hatası mı var? Hemen kontrol ediyorum. 3 üzeri eksi 1. O da 3 yaptı. Logaritma 2 tabanında. 2'nin küpü oldu. 8 2x eksi 1 artı. Yok. Doğru. 9 bölü 2 olmayacak mı arkadaşlar? Ee, 2'nin küpü 8 Doğru. Şu an bir sıkıntı var mı? Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Yok problem yok arkadaşlar. Bölelim 2'ye. X değerim 9 bölü 2'den büyük çıkacak. Şimdi bu birinci bilgi. Ama tek başına yeterli mi? Değil. Neden? Ayrıyetten şunu biliyordum. Bu logaritmik fonksiyonun içindeki şu fonksiyonun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani logaritma 2 tabanında 2x eksi 1'in sıfırdan büyük etmesi gerekiyor. Büyük yapması gerekiyor. Şimdi taban 2 birden büyük. O zaman bu içerideki fonksiyon Büyük olacak sonuçta. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? 2 üzeri 0 2 üzeri 0 üstel fonksiyonu çeviriyorum. 2 x eksi 1 büyük olacak. 2 üzeri 0'dan. Yani 1'den. Bu 1'i de karşıya atarsam ne olur? 2. 2 üzeri 2 x büyüktür. 2'den böl 2 x 1'den büyüktür. Bu da ikinci sonucu. Peki üçüncü bilgi ne? E sonuçta bu da bir logaritma. Bunun içi de 0'dan büyük olacak. Vay çok iyi. Yani 2 x eksi de büyük olacak. 0'dan buradan 2 x büyük olacak. 1'den x büyük olacak ya karıştırdım x büyük olacak 1 bölü 2'den 3 bilgi var diyor ki x birden büyük olsun 1 bölü 2'den büyük olsun ve x 4 buçuktan büyük olsun yani biri diyor ki x diyor 1 bölü 2'den büyük olsun bu tarafta öbür diyor ki hayır birden büyük olsun öbür diyor ki hayır işte 4 buçuktan büyük olsun kesiştiği yer nedir 4 buçuktan sağa doğru şu 4 buçuk 9 bölü 2. Yani sonsuz tane x değeri var arkadaşlar. Bu sonsuz tane x değerinin toplamı ne olacak? Hocam toplarsanız sonsuz olur. Vay be. Bazen şunu sorabilir. Ben böyle sonsuzu gösterdim ama eşitsizliğini sağlamayan x doğal sayılarının toplamı kaçtır der. Tamam mı? Sen sağlamayanları bulmaya çalışırsın. Doğal sayılara kadar sıfıra kadar inersin. Mesela ee, sağlamayan değerleri bulursun falan. Bu önemli bir soru tipi. Özellikle şu iç içe bir sürü işlem yapma kısmı önemli. Heh. Sınav tarzı bir, bir soru arkadaşlar. Böyle bir soru gelebilir. Üçgen eşitsizliği ile alakalı ve logaritma ile alakalı bir soru. Diyor ki yandaki ABC üçgeninde AB3 işte AC4 birim. BC uzunluğu yani burası logaritma iki tabanında x kare eksi 4'müş. Olduğuna göre x'in alacağı kaç farklı tam sayıları vardı. Üçgen eşitsizlikte ben biliyorum ki şu ortadaki logaritma iki tabanında x kare eksi 4 var ya bu ifade bu iki kenarın farkından büyük bu ikisinin pozitif farkı 1'dir. Toplamından küçüktür. İkisinin toplamı nedir? 7'dir. Heh bu. İşte sağlayacağı değerler bunlar arkadaşlar. Peki ne yapacağım şimdi? Diyorum ki ilk başta şu tarafa bakayım. Taban birden büyük mü? Evet birden büyük. O zaman eşitsizliğin yönü aynı kalacak. Yani bunu üstel fonksiyona çevirdiğimde buradaki fonksiyon büyük olacak. Sonuç küçük olacak. Hemen çevireyim. 2 üzeri 1'den 2'dir. Burası ne olur? x kare eksi 4 olur. Peki şuraya bakayım. Şimdi bu fonksiyonda taban 2'dir değil mi? Logaritmada taban 2. Yani birden büyük. O zaman eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Aynen böyle kalacak. 2 üzeri 7'nin sonucu büyük. Fonksiyon daha küçük olacak. 2 üzeri 7'nin sonucu nedir? 2, 4, 32, 64, 128. 128. 2 üzeri 7 yazdım. Buraya yazdım. Her yere 4 ekliyorum. 6 x kare 4 ekliyorum 132 şimdi x kare bu aralıkta Karesi bu aralıkta olan sayılar bana söyler misin? Bir kere 2 olmaz. 3 ile başlarız. 3, 4, 5, tık 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 tık. 11'in karesi, 12'nin karesi 144, 11'in karesine kadar? Güzel. Ama karesi pozitif yaptığı için negatifleri de alabilirim. Eksi 3, eksi 4, eksi 5, tık tık tık, eksi 11'e kadar alabilirim. Bunlar olur. Bir ikinci bilgi kural neydi arkadaşlar? Logaritmanın içi de şurası da sıfırdan büyük yapacak. Bunu da kullanacağım. Bu arada burada kaç tane sayı var? E, 9, 9, 18 sayı oldu. 18 sayı. Bunu not ediyorum. Şimdi uymayan varsa çıkaracağım. Neye uymayacak? Şu içerisinde pozitif yapacak. Yani bizim x kare eksi 4'ümüz sıfırdan büyük yapmalı. E, Bunu köklerini bulursan şimdi x eksi 2 çarpı x artı 2 eşittir sıfırdan pardon büyüktür sıfırdan kökler artı 2 eksi 2 işaret tablosunu hızlıca çıkarıyorum eksi 2 artı 2 işte artı, eksi, artı. Benden ne istiyor? Pozitif taraf. Şu. Yani seçtiğim ikiler, x'ler ya eksi 2'den küçük olacak ya da 2'den büyük olacak. Seçtiklerim zaten ya 2'den büyük ya da eksi 2'den küçük değerler doğru. Sağlıyorum yani bunu. 18 sayı var arkadaşlar. Bitti. İşaret tablosuna göre sağlamayan olsaydı yani şu içeriye negatif yapan değer olsaydı çıkaracaktım. Atıyorum 11 bu içeriği negatif yapsaydı ya da eksi 11 çıkaracaktım. 18'den düşecektim onlar tamam. Önemli yani bunlar gerçekten önemli. Çünkü çoğu arkadaş bir yeri yaparken diğeri unutuyor. Gelelim aralığa. Aşağıdaki sayıların ardışık hangi iki tam sayı arasında olduğunu yazınız diyor bana. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Logaritma iki tabanında 7'ye göre kıyaslayacağım. Hmm. Şimdi logaritma iki tabanında 4 nedir? Şu 2'nin karesidir. 2 başa gelir. 2 çarpı logaritma iki tabanında 2 olur. Yani sonuç 2 olur. Bunun cevabı 2'dir. Bu daha büyük. Bir üstüne geçelim. Logaritma 2 tabanında 8 nedir? Yani tam sayı elde edeceğim değerleri buluyorum. Bunun cevabı da 3'tür. Neden 3'tür? Bu 2 üzeri 3'tür ya. 3 başa gelir. Bak logaritma 2 tabanında 8 logaritma 2 tabanında 7'den büyük. Peki bunun cevabı kaç? 3. Demek ki burası 3'ten küçük bir değer. Şimdi bunu bir küçülteyim. Logaritma 2 tabanında 4 ne yapıyordu? 2 yapıyordu. Bunu yazmama gerek yokmuş. Şimdi 2 tabanında 7 2 tabanında 4'ten daha büyüktür. Buranın sonucu da 2'dir. Bu logaritma 2 tabanında 4. Tam sayı olarak 2 tabanında pardon logaritma 2 tabanında 7. 2 tabanında 4'ten büyüktür. E bunun cevabı da 2 olduğuna göre burası 2 ile 3 arasında. Yani senin 2 tabanına göre bir büyük bir küçük tam sayı çıkacak sonuçları düşüneceksin. Bak burada da uygulayayım. Logaritma 5 tabanında 4. Ben deseydim ki logaritma 5 tabanında 5 deseydim bunun sonucu ne olurdu? 1 olurdu. 5 tabanında 5, 5 tabanında 4'ten büyük müdür? Evet. Yani burası 5 tabanında 5 olduğunu düşünün daha büyüktür. Yani bu 1'den küçük bir derdir. 1 daha büyük. E 1 daha büyükse 0 ondan küçük olacak. Çünkü neden? 5 üzeri 0 1 yapar. E, burası 1'den büyüktür arkadaşlar. Şey 5 e, üzeri nasıl anlatayım ya? Şöyle anlatayım. Logaritma 5 tabanında 1. Buraya yazılabilir değil mi? Evet. Buranın cevabı çünkü 0 yapar tam sayı olarak. Buraya 1 gelince 0 yapıyordu. Hani bu değerden küçük olan ve sonucu tam sayı olan ilk değer budur. Onun için bunu seçtim. Logaritma 10 tabanında 75. Şöyle düşünelim. Diyorum ki bunu nasıl anlatayım? Bunu da farklı anlatayım. 10 tabanda 75. Arkadaşlar 10 tabanında 75'ten büyük olan ve tam sayı olan ne olabilir? Logaritma 10 tabanında tabii ki 100 olmalı. Bunun cevabı nedir? 2'dir. Tam sayı olarak bundan büyük ilk tam sayı logaritma 10 tabanında 100'dür. Demek ki yani 2'dir. Burası 2'den küçük olacak. Neyden büyük olacak tabii ki? Eee 1'den mi? Evet, neden? Logaritma 10 tabanında ne var? 100'den küçültürsem tam sayı çıkacak. Logaritma 10 tabanında 10 var. log 10 10 olur. O da 1'dir. E, bu 10 75'ten küçük olduğuna göre burası da 1 olacak. Şuraya geliyorum. Bunun sonucu ne olabilir? Şimdi logaritma 3 diyorum ki log 3 şurayı 1 bölü 2'den daha büyük seçeyim. 1 seçeyim. A mantıklı değil mi? Evet. Buraya logaritma 3 tabanında 1 yazsam daha büyük olur. Peki logaritma 3 tabanında 1'in değeri nedir? 0'dır. Demek ki 0 ile eksi 1 arasında. Bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Neden eksi 1? 3 üzeri eksi 1 de 1 bölü 3 yapar. 1 bölü 3 1 bölü 2'den küçüktür. Yine sağladı. Hemen bununla alakalı asıl soruya gelelim. A, B, C'yi sırala dediği zaman yapacağım şey üstel fonksiyona çevirmek. Çünkü daha kolay. Nasıl? 2 üzeri A eşitmiş 120'ye. Peki A 5 olursa 2 5 32'dir. A 6 olursa ee, yeter mi? 6 olsa 206 64'tür. A 7 olsa 128'dir. Heh, bundan büyük oldu. Demek ki A değeri 7 olamaz. 7 olunca 128 oluyor. 6 olunca da 64 oluyor. 6'dan da büyük olmalı. Çünkü A 206 olursa bak 206 olursa 120'ye yaklaşamaz. Küçük kalıyor. 2 üzeri 7 olursa da 120'den büyük oluyor. Demek ki A 6 ile 7 arasında. Peki. Aynı mantıkla bunu düşünüyorum. 5 üzeri B. Üstel fonksiyona çevirdim. 135. Şimdi diyorum ki bu B değerim. bak 1 olursa olmaz. 2 olmaz. 3 şey pardon. 2 olursa 25 olur. 3 olursa 125 olur. 4 olursa 625 olur ve büyük oldu. Demek ki 4 olamaz bu. 4'ten daha küçük bir şey olacak. 3 olursa da 125 oluyordu. Değil mi? E, 125 3 olduğuna göre 3'ten de biraz daha fazla yapmalı ki 135 yapsın. B de 3 ile 4 arasında. En son C'ye geliyorum. Sen de burada rahat rahat işleyip 3 üzeri C eşittir 84. Şimdi C sayısına bakıyorum. C sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64, 84 84'e kadar gidiyorum. 3 üzeri 4 81 yapar. Şimdi 4'ten biraz büyük olmalı. 4 yetmedi. Peki 3 üzeri 5 yapsa 200 küsür yapar. 5 de fazla geldi. 5'ten de küçük olmalı. İşte bu. A'nın aralığı bu. B'nin aralığı bu. C'nin aralığı bu. Şimdi bak dikkat edin. A 6'dan büyüktür. Baktığınız zaman en büyük A. Sonra C 4'ten büyüktür. Sonra A yani A, C, B. En küçüğü B'dir. 3 ile 4 arasında olduğu için. Sıralamayı yaptım. Olayı bitirdim. Bir daha kontrol edeyim. A 6'dan büyük olacak. C 4'ten büyük olacak. B 3'ten büyük olacak. Tamam doğru. Hadi o zaman bunu da uçuralım. Ve çok efsane bir soru. Çok güzel. inanılmaz derecede güzel bir soru. Benim şu testte yani en beğendiğim soru bu oldu arkadaşlar. Bu test ne diyorum ya? Bu derste bir tane bomba soru çözmüştük. Hatırlıyor musunuz? Ölüm vuruşu. <laughs> o gerçekten zordu ama bu da çok şık bir soru. Derya kullandığı bir hesap makinesinde n 81'den küçük eşit olmak üzere her n pozitif tam sayısı için logaritma 3 tabanında n değerini hesaplıyor. Yani 81'den küçük pozitif değerler nedir? 1, 2, 3. 4. Ee, 3 tabanda 1, 2, 3, 4 tık tık. 81'e kadar hepsini hesaplıyor. Sonra Derya ekranda görülen değer tam sayı ise o sayıyı ondalıklı sayısı tam kısmını bir kağıda yazarak topluyor. Sonuçların tam kısımlarını alıyor. Tam sayısı alıyor, ondalık sayısı başındaki tam kısmı alıyor. Buna göre Derya'nın bulduğu e, toplam sonuç nedir? Bakın Derya ilk başta 81'den küçük pozitif tam sayıları yazacak ya biri yazsın. Logaritma 3 tabanda 1 olur. Sonra logaritma 3 tabanda 2 yazar. Sonra logaritma 3 tabanda 3 yazar. Hocam 81'e kadar yazacak mısınız? Hayır sabırlı ol. Logaritma 3 tabanda 4 yazar. Böyle işte burada logaritma 3 tabanda 9 var. Önemli olduğu için iyi, 9 dedim 8 yazdım. Neyse. Logaritma 3 tabanda 9'u yazayım. Böyle gidecek. Nereye kadar? Logaritma 3 tabanda 81'e kadar. Şimdi bakın. Kapak gel buraya. Mavi inşallah çalışıyorsundur. Bak 3 üç tabanında 3'ün cevabı nedir arkadaşlar? 1. Bundan önce bulduğun değerler birden küçüktür. Yani birden küçük olduğu için tam tam kısmı nedir? İşte 0. İşte 0,8 küsürdür. 0,89 işte 9 küsürdür. Bunların tam kısmından 0 gelecek. Bunların tam kısmı yok. Yani var ya yani 0. 0, bir şeyler gelecek bunlardan. Bundan sonrası için 1 gelecek. Peki nereye kadar? 3 tabanında 9'a kadar. Çünkü logaritma 3 tabanında 9 2 yapar. Buraya kadar 2 geleceğine göre bundan öncekilerin tam kısımları hep 1 ile başlıyor. He. Buradan buraya kadar hepsi 1, 1 virgül 1, 1 23 atıyorum sallıyorum. Sürekli 1 gelecek. 1, 1 geliyor. Tam kısımları tamam. Peki nereye kadar 2 gelecek? Tabii ki logaritma şeye kadar ee, 27'ye kadar. Çünkü logaritma 3 tabanda 27'de 3 gelecek. Bunu şimdi sistematik olarak kağıda şöyle yazabilirim. Kağıt alıyorum şuradan. Diyorum ki. Evet. 1 ve 2 için tam sayım 0. Sonra logaritma. Neredesin? Şurayı göstereyim. 3 tabanda 3 ya. N değerini 3 alırsam. Ta ki 8'e kadar 1 gelecek. Sonra 9 yazdıktan sonra 27'ye kadar pardon 26'ya kadar buradan 2 gelecek. Çünkü bundan sonra 27'ye kadar işte logaritma 3 tabanda 26. Buraya kadar hep 2 küsürlü gelecek. Logaritma 27, 3 tabanda 27 artık 3'tür. Demek ki 27'den 80'e kadar 3, 3 küsürlü şeyler gelecek. İlk başındaki tam kısmı. Sonra logaritma 3 tabanda 81 içinde zaten 4 gelecek. En son 81'i kullanabiliyorduk. Peki bundan tam sayı olarak hiçbir şey gelmeyecek. Sıfırları toplarsam sıfırdır. Kat sayısı 1 olan Tam kısmı 1 olan kaç sayı var? 3. Bak 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 tane sayı var. 6 çarpı 1'den 6 sayı üretirim. Hepsini topluyor ya o elde ettiği e, tam kısımları topluyor. 6 elde ederim. Buraya geliyorum. 9'dan 26'ya kadar kaç tane sayı var? Tabii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i almayacağım arkadaşlar. 26'dan 8 çıkarıyorum. 18 tane var. 18 tane var. Her birinin başına gelen tam kısmı 2 idi. Çarp 36. Buraya bakıyorum. 27'den 80'e kadar her birinin tam kısmı 3. 3 ile başlıyor. Burada kaç sayı var? 80'den 26'yı çıkarın. Çünkü 27 bize lazım dahil. 54 sayı var değil mi? Her birinden de 3 geliyor. 3 çarpı 54. 162. Peki burada bir tane sayı var. Tam tam kısmı 4 olan bir tane sayı var. 4 çarpı 1'den buradan da 4 geldi. Toplayalım. 40 208. 208. Uf, vay be. Harbiden Bomba. Bombastik bir soruydu. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü en baba sorusu yani en şık sorusu en son soruydu diyebilirim. Matematik öğrenmenin soru çözmek dışında başka bir yolu yok. O yüzden matematik soru çözerken öğrenilir. Lütfen pekiştirme sorularına bakın arkadaşlar. Merhaba ayet eden ve Sınav İkiz Ayetlerinden bol bol soru çözebilirsiniz diyorum. Diğer derslerde görüşelim.